Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Şubat Salı. Merhaba. 270 bin Türkiye'linin yaşadığı Hessen eyaletinde okullarda köken dil dersi için dilekçelerin dağıtılmasına başlandı. Türkçeyi seçmeli ders olmaktan çıkaran ve yerine Arapça ile Çince koyan Hessen Eğitim Bakanlığı bu yıl yabancı kökenli ailelere geldikleri ülkenin dilini okulda seçebilmesi için dilekçe gönderdi. 3 Şubat'ta okullara gönderilen dilekçenin 9 Şubat'a kadar Türkçe seçeneği işaretlenerek okula verilmesi gerekiyor. Bazı veliler bu dilekçeyi aldığını belirtirken birçok okulda henüz dağıtılmadığı da öğrenildi. Hessen Türk Dernekleri İnisiyatifi platformu dilekçelerin ihmal edilmemesi için çağrı yaptı. Değerli dinleyiciler, dil insanların anlaşabilmesi için tek iletişim aracı. Başka bir araç yok. Özellikle göçmen kökenli çocukların Türkiye'de yaşayan akrabalarıyla ilişki kurabilmeleri için tek ve en önemli araç Türkçe bilmek. Türkçe yeterince bilinmediğinde anlaşma sağlanamadığı için Almanya'da doğmuş olan çocuk Türkiye'ye gittiğinde akrabalarını ziyaret etmek yerine tatil yapıp geri dönüyor ve böylece ilişki kopuyor. Biz toplum olarak kötü bir şey olduğunda başkalarını suçlamayı seven bir kültüre sahibiz. Türkçeyi seçmeli ders olmaktan çıkaran Hessen Eğitim Bakanlığını suçlamamız gibi. Çocuğun Türkçe öğrenmesinde ailenin görevini göz ardı ediyoruz. Almanya'daki Türkçe derslerinde çocukların Türkçe öğrenmesinin mümkün olmadığı da inkar edilemez bir gerçek. Çünkü İngilizce, Fransızca derslerinde olduğu gibi Türkçe dil bilgisi eğitimi almış öğretmen yok. Buna ek olarak bir de derslerin ders saati dışında yapılıyor olması öğrenci ve aileye angarya gibi geliyor. Şunu bunu suçlamak yerine okullardan Türkçe dil bilgisi eğitimi almış öğretmen talebinde bulunmak gerekiyor. Almanya'da her eyalet okul müfredatını ve seçme dersleri kendileri belirliyor. Kuzeyren Vespalya'da öğrenciler isterse Türkçeyi seçmeli ders olarak alabiliyor. Hessen eyaleti ise geçen yıl Türkçeyi seçmeli ders olmaktan çıkarmış, yerine Arapça, Lehçe, Portekizce ve Çince getirmişti. Almanya'da Covid-19'da mücadele kapsamında eczaneler de aşı yapmaya başladı. Almanya'da korona pandemisiyle mücadelenin hızlandırılması amacıyla bugünden itibaren eczanelerde de aşı yapılmaya başlandı. İlk aşamada ülkedeki 18.500 eczaneden 500'ünde aşı yapılacak. Alman Eczacılar Birliği yaklaşık 6.000 eczacının aşı için eğitim aldığını, şu anda binden fazla eczanenin aşı için hazır olduğunu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla eczanenin aşı kampanyasına katılacağını açıkladı. RKI'ye 169.571 yeni korona vakası bildirildi. Bu arada incidens de 1441'e yükseldi. Bu nedenle olası gevşeme konusundaki tartışmalar devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde 24 saat içinde 177 ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece COVID-19 enfeksiyonundan ölenlerin sayısı 118.943'e yükseldi. Aşı kampanyası kapsamında nüfusun yaklaşık %76'sı COVID-19'a karşı, tam nüfusun %54,3'ü ise 3. defa aşılandı. SPD, Yeşiller ve FTP'den oluşan koalisyon hükümeti korona politikasında anlaşamadı. Başbakan Olaf Scholz ile Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, gevşeme için zamanın henüz erken olduğu görüşünü savunurken, FTP kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Habeck de Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Omikron dalgasının kırılmadığını, gevşeme konusunda tüm eyaletlerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Vaka sayıları hızla artarken hükümetin en küçük ortağı olan FTP ise kısa vadede gevşemeye gidilmesini istiyor. Kısıtlamaların kaldırılmasını savunanlar gerekçe olarak omikron vakalarının hafif seyrediyor olmasını gösteriyor. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da omikron dalgasının Şubat ortasında zirveye ulaşacağını tahmin ettiğini söylemişti. Denizlerde çöp yığını Plastik ürünlerin yasaklanmasına ve artan geri dönüşüme rağmen denizlerdeki mikroplastik çöpü 2052 yılına kadar iki katından fazla artacak. Çevre Birliği WWF denizlerde artan plastik artıkların dramatik sonuçları konusunda uyardı. Bremerhaven'daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan WWF, plastik kirliliğinin son yıllarda katlanarak arttığını açıkladı. Enstitü çevre örgütü tarafından yaptırılan Meta çalışma için 1960'lı yıllarla 2019 arasında gerçekleştirilen 2592 araştırmayı değerlendirdi. Plastik atıkların okyanusta mikro ve nano plastiklere ayrıştığını söyleyen WWF'in Almanya'daki Deniz Koruma Departmanı Başkanı Heike Vespa, bu nedenle mikroplastik içeriği önümüzdeki 30 yıl içinde iki katından fazla artacak dedi. Alfred Wegener Enstitüsü'nde deniz biyoloğu olarak çalışan ve araştırmanın ortak yazarı Melanie Berkman, incelenen deniz türlerinin neredeyse yüzde bundan etkilendiğine dikkat çekti. Foklar veya deniz kaplumbağaları gibi hayvanların plastik atıklara dolanıp boğulabileceğini belirten Berkman, yuvalarını plastik atıklardan inşa eden kuşların da kaderinin aynı olduğunu söyledi. Atıkların deniz tabanını kaplaması sonucunda deniz tabanında yaşayan canlıların oksijen ihtiyacının karşılanmadığını söyleyen Berkman, kaplumbağalar ve yırtıcı balıkların yanı sıra yunuslar ve balinalarda plastik parçaları av sandıklarından bunları yedikten sonra kabızlık ve iç yaralanmalardan mustarip olduklarını ve sahte bir tokluk hissi yaşadıklarını belirtti. Endonezya'nın Java adası açıklarındaki bazı yerlerde deniz tabanının yarısının plastik atıklarla kaplı olduğu tespit edildi. Dünya yüzeyinin %70'ini oluşturan derin denizlerde de giderek daha fazla plastik atık biriktiğine dikkat çekildi. Bu kirliliğin temel sorumlusu ise tek kullanımlık plastikleri tüketen insan türü yani biz. Çöplerin doğrudan denize atılması veya sellerle denize aktarılması sonucunda denizler tam anlamıyla çöplüğe dönüşmüş durumda. Araştırmaya göre Kirliliğin %60'ından fazlasını oluşturan tek kullanımlık plastik atıkları okyanuslardan neredeyse 150 milyon tona ulaşmış durumda. Mikroplastiklerinde atık su yoluyla okyanuslara karıştığını söyleyen Berkman, modern kanalizasyon arıtma tesisleri parçacıkların %97 ile %90'ını tutabildiği ancak Berlin veya Hamburg gibi bir şehirde yüzde birin dahi büyük bir miktar anlamına geldiğini belirtti. Fraunhofer Çevre, Güvenlik ve Enerji Teknolojisi Enstitüsü'nün tahminlerine göre Almanya'daki mikroplastiklerin ana kaynakları asfaltta araba lastiklerinden ve bütünden kaynaklanan aşınma ve atıktan oluşuyor. Fraunhofer Enstitüsü'nün araştırmasına göre her Alman yılda 4 kilogram mikroplastik üretiyor. Bu yılda 330 bin ton atık üretimi anlamına geliyor. Denizlerde mikroplastik oluşumunun engellenebilmesi için çöplerin doğru toplanması, dayanıklı lastiklerin kullanılması, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı plastiklerin geliştirilmesi ve birincil üretimde yüksek oranda geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması talep ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü 1 Şubat Salı Günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının on binlerce ton atığa sebep olduğunu ve bu COVID tıbbi atıklarının dünya çapında sağlık hizmetleri atık yönetimi sistemlerine muazzam bir yük getirdiğini vurguladı. Raporda 2600 ton ağırlığında 140 milyondan fazla koronavirüs Test kiti bir olimpik yüzme havuzunun üçte birine eş değer 100, 731 bin litre kimyasal madde, dünya çapında uygulanan 8 milyar COVID aşısının ürettiği 144 bin ton ek atık yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü raporunda Birleşmiş Milletler girişimi dışında halkın kullanıp attığı tek kullanımlık maskeleri kapsamadığını vurguladı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey görünce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.